Evet beyler, bugün sizlerle Amerikanların Super Heavy Tank adı verilen süper ağır tankı T-95 ile oynayacağız. Nerede bulunuyor? Hemen şöyle göstereyim. Rank 5'te en sağda T-95'i görebilirsiniz. Bu tankı aslında bir de premium versiyonu var. Normaldeki adı T-28. Şöyle göstereyim. Premium'da, premium ağacında Rank 4'te şöyle T-28 modelini görebilirsiniz. Ki iki tane paleti var. Şöyle geri döndüğüm zaman da T-95'in 4 adet, yani 2 adet fazladan paletinin olduğunu görebilirsiniz. Oldukça zırhlı bir tank. Şöyle de zırhını göstereyim. Ön tarafı delinmiyor neredeyse. Onu belirteyim. 30 santimetre kalınlığında çok yüksek bir zırhı var. Ön tarafta bir de şunu düşünürseniz, yani şu kısımdan hiçbir şekilde delemezler. Buradan da deleni görmedim. 7.0'da sadece 8.0 tanklar delebilir. Yan tarafı çok korunaklı değil fakat mermiler sekiyor. Yani yandan ateş ettikleri zaman çoğu zaman mermiler sekiyor. Yan etek zırhları da, yan zırhları da, yani etek kısımları da iyi korunuyor diyebilirim. Özellikle şu açılardan bakarsanız Effective Thickness yazıyor. 197 mm. Şöyle baktığımızda da Effective Thickness, yani gerçek etkili kalınlık, şu an 158 mm. Yani buradan çaprazdan vurması bu tankı çok zor. Tek bir zayıf noktası var. Tabii ki arkası ve şu üstte kapakları görüyorsunuz. Şu gördüğünüz kapaklar en zayıf noktaları ki bu tankı vurmasını bilen de bu kapaklardan vuruyor. Vurduğu zaman mermi sekiyor ve içeri yansıyor. Hemen mürettebatı öldürüyor. En zayıf noktaları bu. O yüzden mümkün mertebe şu kısımlar, kapaklar, mümkün mertebe şöyle customization'dan decoration deyip bu kısımları örtmeniz gerekiyor. Bu kısımları örtmediğiniz zaman çok rahat görüyorlar o kapakları, oradan vuruyorlar. Eğer bu kısımları örterseniz bir nebze de olsa korunaklı oluyor. Fakat düşman makineli topu, makineli tüfekleri çalıları ateş ettiği zaman biliyorsunuz artık üzerinde durmuyor çalılar. Çalılar da gidiyor. Bunu da belirteyim. Şimdi custom kamuflajlara bakalım. Standart bu şekilde. Tropical var. Ve yine şöyle çöl kamuflajları var. Hepsini tek tek göstermeyeceğim. Şöyle bakmak isterseniz bunları görebilirsiniz. Ben genelde Biocolor'da oynuyorum. Yani şu kamuflajı seçiyorum. Ve custom kamuflaj dedik. Bunlar kendi kamuflajları. Market kamuflajı bulunmuyor. Şöyle de bir kış kamuflajı var. Normal kış kamuflajı da bu şekilde. Bunların tabii ki şöyle premium hesabınız varsa ölçeğini değiştirebiliyorsunuz. Şimdilik şöyle zeytin yeşili olanı seçiyorum. Bu şekilde oynuyorum ben genelde. Dekalde kullanıyorum. Şimdi custom kamuflajlara bakalım. User skinlerden birincisi şu gördüğünüz Mama Big, gerçekten güzel bir kamuflaj. Şöyle göstereyim. Tercih edebileceğiniz bir kamuflaj. İkincisi prototip 1, ki iki tane prototip üretildi bu tankın, ki birinci prototip diye burada belirtmişler. Bu şekilde de sade prototip bir versiyonu var. Yine custom'lardan şimdiki bir Girls und Panzer adlı bir belgesel diyorum. Anime var. Çizgi film diyeyim. O çizgi filmde bir türlü patlatamadıkları bir tank vardı. Oradan geliyor Shimada tankı. Girls und Panzer izlemenizi tavsiye ederim, animeyi. Eğer tankları seviyorsanız, çok da popülerdir eski olmasına rağmen. Ve son olarak benim en sevdiğim Siegfried Breacher adlı bir tane kamuflaj var ki gerçekten çok güzel yapmış bunu. Şöyle de Amerikan yıldızı koymuş yan tarafa, hatta şunu da eklemeyi unutmamış. Çok güzel gözüküyor bu kamuflajda. Şimdi biraz da tanktan bahsedelim. Şöyle geri geleyim. Wikipedia'dan bakalım. Wikipedia bir Wikipedia'nın daha rahat okunması için geliştirilmiş bir eklenti. Genelde Chrome eklentisi ya da Edge kullanıyorsanız ya da Firefox kullanıyorsanız bulabilirsiniz. T28 diye geçiyor aslında. Super Heavy Tank diye geçiyor burada. Görüyorsunuz toplamda 2 adet üretiliyor. 2 tane prototip üretiliyor. Biri üretim zamanında 1945, ki 2. Dünya Savaşı'nın sonuna geliyor. Yani savaş görmemiş bu tanklar. Bunu belirteyim. Ve oldukça zırhlı olduğunu
korunaklı olduğunu da belirtirim. 105 milimetrelik bir adet şöyle T5E1 silahı var ki bu şu gördüğünüz üzerine gelince de bakın yazıyor silah 105 milimetre T5E1 62 adet mühimmat alabiliyor. Bu aynı zamanda T29'daki T5E silahı ile aynı 105 milimetrelik. T29'daki ikinci versiyonu E2 diye, T95'teki de birinci versiyonu. Şöyle de göstereyim, bakın şu ön tarafı birebir aynı, T29'da da şöyle görebilirsiniz. Hatta şöyle var mı bir bakacağım hemen. Evet, T29 buradaydı, T34 de vardı, T53 bununki tabii ki farklı, 105 mm değil. Fakat aynı üretimden çıkma diyebilirim. 120 milimetrelik kullanıyor T30 ki oldukça T34 düzeltiyorum. Etkili 6.7'de bulunuyor. T29'da 7.0'da bulunuyor. Şimdi tekrar bir dönelim. Anlatmadığım herhangi bir şey kalmadı. Dediğim gibi tek zayıf noktası şu üst tarafı. En zayıf noktası diyeyim. Tek zayıf değil elbette. Şu kapaklardan vurulmamaya çalışın. Ön taraftan sizi çok zor imha ediyorlar. Şimdi lafı uzatmayalım ve oyuna geçelim. Evet beyler, kaotik bir ortamda başlıyoruz görüyorsunuz. Herkes A'ya gitmek istiyor. Aslında kötü bir yerde başladık çünkü şehirde yani binaların olduğu meskun halde bu tank aslında iyi değil. Açık alanda çok daha etkili, vurması çok daha zor elbette uzun mesafede. Evet, B noktasına gideceğiz. Önümde bir T-34 var, biraz önce göstermiştim. 120 mm'lik silahı olan, yanılmıyorsam T-55 namlusuna sahip 120 mm'lik bir top kullanıyor. Beni şu an halatla çekiyor, görüyorsunuz. Fakat bizimkiler zaten B noktasını ele geçirdi. Ve takım arkadaşım sağ tarafta bir adet hedef görüyor. Ben hiçbir şey göremiyorum şu an. Ve dikkat edin, kapakların üzerine çalı yerleştirdim. Oralardan vurmasınlar diye özellikle. Evet, bayağı bir... Evet, birazcık daha soluna nişan alsam vurabilirdim. Evet, bir adet BTR görüyorum. Sovyet BTR. Evet, binanın arkasına kaçtı ki beni sağdan flanklemeye çalışacak. Yani yandan saldırmaya çalışacak diye tahmin ediyorum. Fakat çok da açılmıyorum. Özellikle o tarafa bakıyorum. Ve evet, takım arkadaşım imha alıyor bu tankı. Patlatmaları, ya bu tankı öldürmelerinin en büyük sebebi uçaklar, diğer tanklar bu seviyede çok fazla bir şey yapamıyor, bunu da belirteyim. Oo, evet, adamant aldık bile fakat Asu-85 için, Sovyet Asu-85 için çok geç. Sürekli sağ tarafıma bakıyorum, birazdan o BTR gelebilir. Evet, BTR'yi gördüm. Dediğim gibi flanklemeye çalışıyor beni. Fakat bizim beyze yakın olduğu için imha ediyorlar ve gördüğünüz gibi kırmızı ölüm simgesi beliriyor. Hemen arkamı dönüyorum çünkü arkadan zayıf bir tank ve şurada bir tankı kaçırıyorum beyler. Evet, artık o tanka doğru gidiyorum. Sol tarafım, sol kanadım diyeyim, nispeten korunaklı. Tam bir tank var çünkü. Evet, M56 tam bir troll tankı diyebilirim. Evet, o kısmı bizimkileri aldı. Hatta sürekli hedef vuruyorlar ki görüyorsunuz. Alınmayan bir tek base var. O da C base'i. Ben de bu arada takımca kazandığımızı sanıyorum. Halbuki işler değişebilir. Bu ortamdır, bu belli olmuyor. Evet, kamuflaj da çok güzel. Tavsiye ederim bu kamuflajı. War Thunder Live'dan ücretsiz indirebilirsiniz ve yine ücretsiz kullanabilirsiniz. Customları sadece
siz görebiliyorsunuz beyler. Sadece siz oynarsanız siz görebiliyorsunuz. Sadece market kamuflajlarını diğer oyuncular görebiliyor ki market kamuflajları da paralı biliyorsunuz. Asian Market'te bulabilirsiniz. Evet, C noktasına gidiyorum. Maksimum hızı bu tankın 13 km bölü saat ki ben bu tankı geliştirirken stok halinde çok zorlanmıştım. Hatta savaş alanına giderken savaşın bittiği dahi olmuştu yani. Öyle maçlara da denk geldim. Ben gidene kadar savaş bitiyordu. Evet, Amerika'daki hemen hemen tüm tankları açtığım için sadece bir adet tank kaldı. Base'e de geçirip RP yani Research Point kasmamın bir anlamı yok. O yüzden haritadaki, bakın haritası altta gözüküyor orada kırmızı. Düşman soldan mı sağdan mı gitsem karar veremedim. Soldan gitmeye karar veriyorum. Oo evet. Biri vuruyor. Fakat vuran da uçak. Neyse ki uçak arkamda değilmiş. Şöyle baktığım zaman beni vuranın kim olduğunu da görebiliyorum. Evet, oradaki de imha olmuş. Ben yine de başka bir tank olabilir diye tekrar bir kontrol ediyorum. Evet, sakin gözüküyor. Temiz gözüküyor o taraf. Fakat karşımda IS-6 mı tam emin değilim. T-10 da olabilir. Çok zırhlı. Sovyetlerin bayağı bir zırhlı tankı var ki onu vurması gerçekten çok zor. Evet. Panter. Panter gelmiş bile. Bakın zayıf noktamı arıyor. Bu arada IS-7 mi, 6 mı, T-10 mu bilmediğim Sovyet tankı da var. Evet, motorda yangın da çıktı. Artık son kozlarını oynuyorum. Namlu hasarlı. Ateş edemiyorum. Ve gördüğünüz gibi zayıf noktasını biliyor bu oyuncu. Kötü oynamıyor. Tek bir atışta zayıf noktasından vurup patlatıyor. Evet, bu arada Panther değildi, farklı bir adı vardı. Şimdi backup tankımla, yedek tankımla bir maç daha yapacağım ki bu sayede size bir kez daha gösterebileceğim bu tankı. Dediğim gibi çalılara dikkat edin. Üzerinde kapakları örtüyor. Kapakları vurmasın diye yan taraflara bile çalı yerleştirdim. Evet, bir adet M109 obüsün yanından geçiyoruz. M26. Bu arada bizim takım kaybetti ki burada da çok belli oluyor. Evet. Çok düşük seviye bir uçak. Evet, bir Rus T-34 kullanıyor önümde. Oradan bombadan sağa çıktı. Ben de etrafıma bakıyorum uçaklar saldırmasın diye. Evet, yapmamam gereken bir şey bir tanka dokunmak. Bakın şu dokunmanız bile nişan almasını zorlaştırıyor ki stabilatör yok bu seviyede. Evet, pilot yazıyordu, Rusça ismi pilot. Ve Yak Tiger olması lazım. Gördüğünüz tank, Alman tankı, çok korunaklı zırhlı tanklardan biri bu da. Evet, her ne kadar ateş etsem de işe yaramıyor, görüyorsunuz beyler. Ve yükleme zamanına da dikkat edin. 5+3 mürettebat olmasına rağmen mermileri yüklemesi bu tankta geç. Bunu da bilin bu arada. O uçan P4Y en baştaki T29'du. Bombayla patlayan oyunun başındaki. Evet, devam ediyoruz.
Evet, muhtemelen sağ taraftalar ki ben de hemen sağ tarafa bakıyorum. Evet, bir tane tankı Tiger 2, King Tiger benden önce patlattılar. Pilot adlı oyuncu Rusya yazıyor. Rusya çok az okuyabiliyorum alfabesini bildiğim için. Fakat ne anlama geldiğini çoğu zaman demeyeyim. Hiçbir zaman anlamıyorum ne dediklerini. Evet, şuradan da bir adet atış yedik. Görüyorsunuz sağ zırhı sekiyor sürekli. Korunaksız değil. Yani zayıf değil. Evet, oradan kim vurdu beni? Ben duvarın arkasında sanıyorum. Halbuki çok ileride. Hatta bir hacker daha iyi olabilir ki duvarın arkasından vuruyor bizi. Siz düşünün. Ki silüeti düşük bir tank bu. Muhtemelen bir hacker olabilir. Evet, soluma sağıma dikkat ediyorum. Oo, bombalar da yanımızda patlıyor. Evet, burada biraz durmam gerekiyor. Evet, bakın beyler, karşımda. Evet, paletini alıyorum. Fakat doğrudan saldırmaya başlıyorlar. Evet, alabileceğim tanklardan biri geliyor, Sovyet tankı. İki tane hatta. Oo, evet, yine ön zırh sayesinde kurtuluyorum. Evet, yüklemesi, mermileri yüklemesi, reload zamanı yavaş olduğu için. Evet, burada kritik bir hasar veriyorum ona dönmek için gitmeme rağmen. Diğer takım arkadaşlarım alıyor, obüs alıyor hatta, Chopin tatlı. Ve King Tiger'ı alabiliyorsunuz. Hatası şuydu. Drag flankledi, yani yandan gösterdi kendini ve artık oyunun sonu. Görüyorsunuz ne kadar dayanıklı tank. Arkadan vuruyorlar fakat çok fazla etkisi olmuyor. Oyunda bitmek üzere. Umarım ölmeden oyun biter. 3 tane tank geldi ve oyun bitiyor beyler. Kazandık. Bu şekilde kazanıyoruz. Güzel bir oyun oldu. Şöyle de skoru göstereceğim size. Evet, iyi de para aldık. İkinci olduğumuz için de RP de daha yüksek gelecek. Görüyorsunuz ikinci olduk. Ödüllerden adamant, yani mermilere karşı dayanıklılıkta, mermilere, cephaneye karşı dayanıklılıkta ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz. Bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Discord adresimiz kanalımın ana sayfasında mevcut. Bu videonun açıklama sayfasından da Discord adresimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın beyler.